Şimdi arkadaşlar ben e, Rockford'da polislik yaptığım zaman Gece Devriyesi'nde çalışıyordum. Hiç unutmam. Saat tam böyle iki, az bir şey geçiyordu böyle iki, beş, on geçe. Bana bir şey geldi, e, anons geldi. Dedi ki, ev adresi verdi İşte örnek veriyorum 123 bilmem ne Caddesi. Bir tane kadın diyor ki yatak odasında tanımadığı bir tane adam var. Adam kim olduğunu bilmiyor, adamı evden çıkartmak istiyor. Biz ta tanımıyor dedi. Benle benim ortak, ortak da bir tane kızdı o zaman, bayan polis arkadaştı. Olay yerine gittik. Ev böyle yani eski kötü bir ev. Yani filmlerde gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ev eski bir şey. Ulan olay yerine gittim, arabayı park ettim. Dediğin gibi gece zaten göz gözü görmüyor. Kapıyı çaldım. İşte normal işte kapıyı kapının arkasında bir tane kadın kim dedi? Polis dedim. Hiç unutmam kadın böyle kapıyı açtı. Beyaz böyle hani gecelik giyerler ya kadınlar, yaşlılar. Kapıyı açtı böyle saçlar beyaz böyle kıvırcık mıvırcık. Baktım açtı. Ne istiyorsunuz benden? Aynen böyle bize söyledi. Dedi ki hanımefendi siz bizi aradınız. Yani ne oldu falan filan. Ha ondan dolayı mı buradasınız? Evet dedik. Halen içeride mi? Evet halen içeride dedi. Gelin size göstereyim dedi kadın. Bak. Gelin size göstereyim dedi. Kapıyı açtı. Ve kadın yürüdü gitti. E biz polis olarak genelde gözümüz kapalı direkt girmiyoruz eve. Hani girdiğimiz zaman sağına bakıyorsun, soluna bakıyorsun. Yani ne var ne yok diye falan. E kadın gitti. Nereye gittiğini de görmedim evin içerisinde. Benle arkadaş işte ev, evin içi karanlık bu arada. Yani evde şey yok. Işıklar e, falan hep kapalı. Ya eve girdim, sağ yaptım. Böyle girdik ya sağ döndüm. Neredeyse altıma kaçırıyordum arkadaşlar. Manken, bir tane bildiğin hani dükkanlara gidiyorsan mankenler var ya bir de eski mankenler 1950 yıllarının mankenleri bunlar. Kadın manken tamamıyla üzerine kıyafet de giydirmiş. Mankenin üzerine yani şey var elbise var. Ulan mankeni bir gördüm birisi olduğunu sandım neredeyse altımıza kaçıracağız. Ya durdum böyle baktım. Ulan bu ne dedim partnerime baktım partner siktir falan oldu. Neyse devam ettik küçük bir kapı vardı kapıdan girdik oturma odasına geçiyor bu kapı arkadaşlar oturma odasına girdik oturma odası öyle bir oda ki yani böyle direkt giriyorsun girer girmez sol kısmında işte kanepe falan var sehpa kanepe sağa döndüğün zaman biraz böyle de, derin bir oda sağda da şey var masa var sandalye falan insanlar oturan yemek yiyorsun ya. Abi kanepe kanepe var ya kanepenin üzerinde iki tane manken oturmuş. Elbiseli. Bak manken. Büs büyük şeylerde mağazalarda gördüğün manken. Oturmuş elbiseli. Sağa baktım. Şeyde masada 3-4 tane manken oturmuş sanki yemek yiyorlar. Ulan biz bunu gördük. Altımıza sıçacağız. Hassiktir ne oluyor falan muhabbeti ne yapacağımızı bilemiyoruz. Ulan ben etrafa bakıyorsun yani raflarda maflarda küçük küçük hani bebekler olur ya oyuncak bebekler. Değişik değişik bebekler saçlarını örmüş elbise falan her yerde. Mankenler her yerde. Evin içi manken dolu artık kadının kafada ne var bilmiyorum. Ev, eri evi mankenlerle dolurmuş. Ya neyse kadın diyoruz ki hanımefendi hanımefendi ses yok. İşte hanımefendi diyoruz baktık ya da evin içerisinde böyle küçük bir koridor var. Öyle diyelim 5 metre uzunluğunda. Koridordan sonunda baktım kadın diyor ki ben buradayım buradayım gelin halen burada. Böyle sessiz gene bize söyledi. Ulan neyse el fenerleriyle falan gidiyoruz kadın yanına. Yatak odasına girdik. Yatak odasında tahmin eden orada, orada neler var. Yatak odasında da manken. Bir tane manken var yatak odasında. Yatağın böyle odanın köşesinde ayakta. Manken elbiseli. Yatağın içerisinde bir tane manken var. Yatıyor uzanmış. Yatağın içerisinde. Tamam mı? Kadın bize diyor ki. Bu diyor ben bunun kim olduğunu tanımıyorum. Evime girmiş. Haberim yok. Ben bunun, bunun e, çıkarılmasını istiyorum. Ya şimdi öyle bir ortam ki arkadaşlar karanlık bir yer. Zaten gerçek insan sanıyorsun bu mankenlere baktığın zaman gerçek insan gibi gözüküyor. Yanına geldiğin zaman insan olmadığını anlıyorsun. Ben bu kişinin evimden çıkmasını istiyorum falan dedi. Biz baktık dedik hanımefendi bu gerçek değil. Diyor ki nasıl gerçek değil bak benimle konuşuyor bana gülüyor diyor. Ben bunu tanımıyorum lütfen evimden çıkartın falan. Ben hiç unutmam mankeni böyle tuttum böyle kaldırdım. Dedim baksanıza bu gerçek değil falan. Ötekiler gibi. Hayır ötekiler benim arkadaşlarım ama bu benim arkadaşım değil. Bunu tanımıyorum. Muhabbeti oldu. Ulan benle partner birbirimize böyle baktık. Dedik Allah Allah. Ne yapacağız falan filan. Yani anlayacağın bir şey yapacak. Mankeni alıp da kaldırıp polis arabasına koyacak değiliz yani. Anlıyor musun? E kadın da zaten biliyorsun kafadan gitmiş kadın. E biz bu kadına bu olayı nasıl anlatacağız? Kadın gerçek olduğunu söylüyor. Neyse biz başladık mankenle konuşmaya. <laughs> Neyse mankene dedi ki abi merhaba lütfen evden çıkar mısın seni istemiyor falan diye. E, konuştuk falan filan. kadın da, kadın partner de konuşmaya başladı. E biz ne oldu? Kadın dedi ki tamam konuştuk e, çıkıp gidecekmiş. İyi mi falan? Yani başka bir şey istiyor musunuz? Yok dedi. Eğer gidecekse kendi kendine o zaman sorun yok dedi. Yani tamam başka bir şey istiyor musun bizden? Yok dedi. Ben sizi ararım bir daha eğer gitmezse falan. Neyse uzun lafın kısası o kadar kadardı abicim. Manken evden çıkacak muhabbesine biz bu bildiğin mankenle muhabbe ederek e, kadını ikna ettik. Manken'e dedik ki hadi kendinize iyi bakın. İşte mankenin elini eline sıkma olayı. <laughs> Şaka yapıyorum elini falan sıkmadık ama mankenle konuştuk. Kadın e, o şekilde olay yerinden mesela biz uzaklaştık. Gittik yani. Abi kapı önüne çıktık. Benle bu partner arabamızın önüne gittik. Birbirimize baktık. Yani bak. Polisliğin güzel yanı işte bu. Öyle yerlere gidiyorsun ki öyle hikayeler oluyor. Neyin ne olduğunu anlamıyorsun. Yani bak. Evine gittik kadının. Hiç beklemediğimiz evin içi mankenlerle dolu. Bak bu kadar ürktüğümü hatırlamıyorum arkadaşlar. Bak. Çok Eski kiliselerin içine girip kötü şeyler yani böyle korkutucu şeyler gören insanım. Değişik değişik mesela bir olay yerine geceleyin hiç unutmam bir gün bir tane adam kız kardeş, kız arkadaşını bıçaklamıştı, öldürmüştü. Evin ortasında benim e, komiser bana demişti ki Erdal biz evi arayacağız, aratma emri çıkaracağız. Gece yine iki gibi falan. Sen bu evin içerisinde bekle dedektifler arama emrini çıkartana kadar ki eve kimse girmesin çünkü gelip evi arayacağız falan. Hiç unutmam. Bak yerde öyle bir tane kız var. Defalarca bıçaklanmış. Evin gece, evin içerisinde tek benim. Evde bir kim büs büyük bir ev, tek benim. Kanepede ben oturdum kızın önünde. Sabaha kadar bekledim. 5 saat en az bekledim bunlar ta gelene kadar. Arama evrine. Hesap edin yani böyle olay yerlerine gittim. Hesap etsene geceleyin. Kap eski bir evin içerisindesin. Bir tane ölü kız var yerde. Sen onun başında tek başına bekliyorsun sabaha kadar. Yani bana bunu yaptıra, yani bu şekil ortamlara girmiş bir insanım. <laughs> Ama şu kadının bak şu kadının evini bugüne bugün bak o kadar 10 yıl polistik diyoruz değil mi? Bu kadar ürktüğüm bir olayı hiç olay yerini hiç hatırlamıyorum. Yani evde kafayı yemiş bir tane kadın. Eve giriyorsun mankenler. Masada mankenler yemek yiyor. Oturma odasında mankenler oturmuş muhabbet ediyor. Bilmem her yerde küçük küçük böyle oyuncak bebekler kadının yatak odasında yatağın içerisinde bir tane manken. Yani e, inanılmaz inanılmaz korkutucu bir şeydi. <laughs> Ondan sonra bu kadın zaten bizi defalarca falan arada yani hep ben gitmedim oraya. buna benzer bir olay yeri daha vardı. Hep zaten polistik yaptığın zaman abi Türk, Türkiye'deki polis kardeşlerim de bunu çok iyi bilir. Ruh hastası olan birçok insan bizi çağırıyor. Türkiye'de hiç unutmam şey pardon e, burada hiç unutmam e, bir tane kadın vardı evimde sürekli insanlar var işte beni rahatsız ediyorlar bilmem ne falan derdi bunun evi normaldi evine giderdik bu kadın artık bizi var ya günde 5-10 defa arıyordu artık öyle bir şey olmuştuk ki yani kafayı yiyecektik bir yerde oturmuşuz donut diyoruz kahve içiyoruz hemen anons yapıyorlar aa bak bu çocuk bu kişi seni çağırıyor yine evinde birisini görmüş falan. E polislikte de gitmemezlik yapamıyorsun arkadaşlar. Yani bir, birisi seni çağırıyor ya olayın bir dandik olduğunu biliyorsun. Gerek gerek yani gitmen gerekmediği yerlere bile gitmek zorundasın çağırıyorlarsa. Biz buraya defalarca gidiyorduk hanımefendi işte bunlar nerede bak şurada işte. İşte yukarı kata çıktılar. Bunlar. Bak hanımefendi kimse yok lütfen bizi arayın derdik. Eğer tekrar görürsen bizi arayın derdik. Çıkardık giderdik falan. Bir gün ben kıdemli bir polisle gittim oraya. Onda elektroşok vardı. Benden daha kıdemliydi. Adamın 15 yıllık falan polis. Evine gittik. Kadın dedi ki... ...bak işte yine bunlar burada, burada falan filan. Bizim arkadaş ne yaptı biliyor musun? Kıdemli polis arkadaş... ...inanılmaz bir şey yaptı. Kıdemli polis arkadaşın yaptığı... ...o kadar akıllı bir şeydi ki... <laughs> ...bende elektroşok yoktu, onda vardı. Elektroşokunu çıkarttı. Kadına diyor ki... ...bak tekrar yeni gelen arkadaşlar için söylüyorum. Gittiğimiz ev... Ruh hastası kadın sürekli evinde hayaletlerin mayaletlerin insanların yani o hayalet cin artık ne diyorsanız onların olduğunu sürekli beni rahatsız ediyorlar falan dediğini günde 5-10 defa arayan bir kadın. Yani artık gitmekten usandık olay yerine defalarca 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 gidiyoruz. Neyse olay yerinde bizim bu kıdemli arkadaş artık dayanamadı. Elektro şakını çıkarttı. Elektro şakını arkadaşlar bilmiyorsanız ucunda böyle takılmış bir şey var ucuna takıyorsun. Bastığın zaman tetiğe o işte iki tane iğneyi atıyor insana değiyor. Etkisiz hale, etkisiz hale getiriyor. O ucunu çıkartabiliyorsun. Ucunu çıkarttığın zaman tetiğe bastığın zaman çok yüksek ses çıkartıyor. Tak 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 böyle ses çıkartıyor ve elektriği görebiliyorsun. Ona ark diyoruz biz. Olay yerine gitti. Dedi ki hanımefendi biz e, hayaletleri yakalayan yani hayaletleri uzak durduran korkutan bir alet var bize. Yeni polis departmanımız yeni getirdi dedi. Bir nevi kadına artık yalan atıyor kadın ruhsal hastası ya aleti gösterdi. Dedi ki bu aletle biz hayaletleri evden çıkartabiliyoruz diyordu. Aynen böyle söyledi kadına. <laughs> Neyse e, dedi ki bu hayaletleri nerede görüyorsun? Bu cinleri evin içerisinin neresinde görüyorsun? Diye kadına sordu. Kadın dedi ki her yerde. Dedi ki, bize en son nerelerde gördün oraya götür bizi. Ya hiç unutmam kadın ilk başta e, şey, küçük bir tane böyle e, deterjan odası var ya hani elbiselerini yıkadın odan. Orayı işte ben burada gördüm elbiselerimi yıkıyordum işte buradaydı falan. Polis arkadaş çıkarttı bu teyziri elektro şakı bastı düğmeye tık 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 böyle ses çıkartıyor ya elektrik sesi. Dedi ki evden çıkın bundan sonra bu kadını hiçbir zaman rahatsız etmeyin tak tak bastı düğmeye basmaya. Bastı düğmeye dedi tamam burayı temizledik diyor. Başka neresi hiç unutmam kadın evin tepesi var ya hani çatı kısmı var ya içerisinde böyle merdivenle çıkıyorsun orayı gösterdi oraya çıktık. Aynı şey düğmeye bastı, bağırdı. Kabuk kadını rahatsız etmeyin artık. Bilmem ne falan düğmeye bastı her yeri. Bir de ses o kadar yüksek elektriği de görebiliyorsun zaten gözle. Bunu yapmaya başladı. Buraya 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 evin değişik değişik yerlerine gitti. Adam bu düğmeye falan bastı. Dedi ki ablacım dedi başka istediğin yer varmış. Her yeri temizledik. Şu anda ben hiçbir şey göremiyorum. Cin falan. Ama varsa göster bu alet hepsini %100 temizliyor falan dedi. Kadın dedi ki yok dedi bir bakayım dedi. Kadın evin içerisinde yürüdü abicim. O küçük çama, deterjan çamaşır odasına girdi. Yukarıya çıktı falan. Kadın ne dedi biliyor musun? Hayır ben de hiçbir şey göremiyorum dedi. Çok teşekkürler. Bayağı etkili bir aletmiş falan dedi. Çıktık Allah belamı versin arkadaşlar. Kadın bir daha bizi aramadı. Bak ciddi söylüyorum. Yani ben ben bilmiyorum. Onu aradığını bilmiyorum arkadaşlar. Yani herif var ya bizim bu Bizim bu adam var ya elektro şakla cinleri kovaladı ya. Yani bir nevi yemin ederim böyle bir şey olamaz. Şahane bir şeydi. Ya şimdi polislikte bu arkadaşlar. Po bak hiç unutmam. Bizim bir tane polis arkadaş şey yaptı. Bir tane çete üyesini yakaladı. Olay yerine gittik. E, çatışma var dediler. Bir gittik işte yerlerde kovanlar mermi kovanları falan çatışma var. Gittik birisini olay yerinden giderken çocuğu yakaladık bir tanesini. Bunu yakaladık falan üzerinde ne silah var, hiçbir şey yok. E, çete üyesi konuşmaya çalışıyoruz. Biz bir tane dedektif işte arkadaş. Adam ne yaptı biliyor musun? Hani bu ellerimizi sildiğimiz bezler oluyor ya yani e, ne diyorlar? Ya, yaş mendil mi diyorlar? Hani yemek yiyorsun, döner yiyorsun veriyorlar yanında. Bizim polislere sürekli verilen şeydi onlardan bir tanesi sürekli kirli insanlara dokunduğun için evet. E, işte bez, ıslak mendil evet. Islak mendil. Sürekli kötü, kirli insanlara dokunduğumuz için evsiz insanlar falan filan. Biz sürekli ellerimizi onlarla temizlerdik. Polis departmanına özel bir tane şey vardı. ismi Vinex. Bu çocuğu yakaladık işte falan filan. Dedi ki sen silah dedi sen, sen mi ateş açtın? Yok ben ateş açmadım. Üzerimde silah falan yok. Dedi ki bak kardeşim doğruyu söyle bize falan filan. Hayır ben yapmadım dedi. Bizim bu dedektif arkadaş yani IQ diyoruz ya IQ 200, IQ 300 falan diyoruz ya. Bizim bu dedektif arkadaş el cebinden Vinex çıkarttı. Dedi ki bu ne biliyor musun çocuğa sordu. Dedi ki bilmiyorum ne olduğunu. Dedi bu dedi ki ee, barut. Bir yerde barut var mı yok mu onun tespitini yapıyor dedi. Bunu ne yapacağız? Eline süreceğiz senin. Alakası yok. Alaka, bildiğin döner yerken verilen ıslak, ıslak mendil arkadaşlar. <laughs> dedi ki biz dedi şey yapacağız dedi bunu sen eline süreceğiz eğer rengi şu rengi beyaz ya rengi herhangi bir şekilde kahverengiye yani siyaha da dönerse demek ki elinde barut var demek ki sen bunu yapmışsın bize söyle sebebini falan diye abi ben size ıslak mendil hakkında bir şey söyleyeyim siz bunu çok da iyi daha iyi bilirsiniz ya ıslak mendili eline sürüp de ıslak mendilin rengi değişmeyen insan var mı Var abicim çalış dışarıda yürüyorsun elinde kirli bir şeyler oluyor. Mendili sürdüğün zaman mendilin rengi biraz koyulaşıyor. Ben beyaz mendil. Alkollü mendil. Neyse bunu aldı bu çocuğun eline başladı sürmeye. Eline sürdü bu tabii tabi çocuğun eli de kirli ya biraz. Mendilin rengi biraz koyulaştı ya. Durdu baktı aa dedi. Çocuğa böyle baktı dedi ki. Hmm. Sen bir silahla oynamışsın bugün. İşte kanıtı budur. Bize dürüst olursan sana yardım etmeye çalışırız ne oldu falan. Çocuk bildiğin çete üyesi yani biliyor musun? Yani bizim ama iş şeyimiz yok. Adı ne? E, herhangi bir kanıtımız yok. Anlamışsın? Abi çocuk ondan dolayı evet yaptım ben sıktım falan ama bana ateş ediyorlar. Yemin ediyorum ben yürüyordum. Araba geldi yanıma başladı bana sıkmaya. Ben de kendimi savunmak için ateş ettim. Silahı nereye attın? Orada çimlerin arasına attım. Götürüp biz oraya gittik silahı da bulduk. Yani herif dedektif adam işte bak. Ben kıdemli olduğumu sanıyordum. Herif işte işte abi kıdemin farkı bu. Herif ıslak mendili kullanarak bir tane çocuğu yani itiraf ettirdi ya. Sıktığı silah itiraf ettirdi. Böyle bir şey olabilir mi? İşte polislikte bu arkadaşlar. Yıllarını veriyorsun. Bazı şeyleri öğreniyorsun bu şekilde. Ya bunun gibi defalarca hikayem var arkadaşlar. Yani bak bu çete olayına gelince var ya arkadaşlar çete olayına gelince. Bak çete olayı çok farklı. Benim polislikteki tecrübemle çete olayına gelince çete çete üyeleri var ya ölmeyi tercih ediyor. Ama işte polislerle bir araya ilişkiye falan girmek istemiyor. Ee, hani şey var. Ben mesela bir video izliyordum. Adana'da mesela bir işte bir mahallede yürüyorsun. Diyor ki bir adama bir yanlış bakarsan 3-5 saniye bir adama Yan bakarsan öldürüyorlar seni. Çeteler de böyle. Yani birbirine yan baktığın zaman insan seni gerçekten öldürüyor. Bak ben dedektiflik yaptığım zamanlar arkadaşlar bir olay yerine gitmiştim. O kadar üzücü bir olay yeri ki. Bir tane siyah arkadaş bir yanlış bir çete mahallesine giriyor. Elinde Google, hani Google harita var ya. Harita seni gönderiyor ya navigation, GPS. Harita diyor ki sol yap, sağ yap. Adam sola giriyor, sağ yapıyor çıkmaz sokağa giriyor yanlışlıkla. Neyse geriye alıyor arabayı. Geriye e, başlıyor geriye gitmeye tekrar. Google Map tekrar buna diyor ki yok diye U dönüşü yap oraya git diyor. Halbuki yol çıkmaz. Çocuk diyor Allah Allah. Oraya gittik yol çıkmaz. Acaba ben mi görmedim başka bir dönüş falan var diye tekrar dönüyor. Çocuğun haberi yok. Çete üyesi mahallesi, çeteler bunu izliyor. Bu çocuğu izliyor. Arabayı hani araba bir defa geçti. Sonra geri döndü. Sonra araba, araba tekrar geri geldi. Bu çeteler ne sanıyor biliyor musun? Sanıyor ki bu çocuk öteki çete üye, öteki çetenin üyesi. Bunların mahallesini kolluyor. Neyse çocuk tekrar çıkmaz sokağa gidiyor. Ulan diyor çıkmaz sokak göremiyor. Tekrar uyu dönüş yapıyor diye ben en iyisi otobana çıkayım oradan gideyim falan filan. Adam dönüyor. Dönerken geçerken bu çeteler başlıyor abicim. En az hatırlamıyorum 30-40-50 mermi bu arabaya sıkıyor. Tak 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 tak. Bu çocuk vuruluyor birkaç defa. Bunu ben nasıl biliyorum? Bu çocuğun amcası, amcasının evine gitmeye çalışıyordu çocuk. Amcası bize söyledi. Ve hiç unutmam olay yerine gittiğinde onun Google olayı var ya bu telefonda Google halen açıktı. Adresi bile görebiliyordum nereye gideceğini. Gösteriyordu. Ama çocuk vuruldu. Yardım vardım istiyordu. Kan kaybından hayatını kaybetti. Çok üzücü bir durum. O ateş eden çete üyelerini biz sonradan yakalamıştık. Yani çeteler böyle arkadaşlar hiçbir şey yapmana bile gerek yok. Böyle bakıyorlar sana. Direkt yani eğer hayvan gibi bir şey yani bir kendini bir şey kötü hissediyorlarsa ateş açıyorlar. Ya ben hiç unutmam arkadaşlar. Bak bir olay yerine gittim. Bak bir olay yerine gittim. Dedi çatışma var bilmem ne, herkes var ya yani bu Türk polislerinin videolarını görüyoruz ya bazen. Olay manyak kontrol altında değil. Öyle bir olay yerine gittim. Olay yerinde adamlar bağırıyor. Evin içinde, evin içinde falan silahımla evin içine girdim. Evin içine girdim. Bir baktım bir tane kadın bağırıyor, çağırıyor. Ağlıyor, çok kötü ağlıyor. Yerde bir tane e, o da çete üyesi. Benim eskiden tanıdığım bir çete üyesi. Yer büsbüyük adam. Adam bak benim boy 190. Adam boy herhalde vardı 195 ama kilo en az 120-130 kilo. Adam büyük bir şey. Baktım yerde e, kanıyor. Ama e, hayatta yani sorun yok. Adamla konuşuyorum konuşuyorum dedim ne oldu falan filan bana yardım et. Bak adam boynundan vurulmuş. Şuradan. Şuradan vurulmuş bir delik var görebiliyorum. Tamam mı? E buradan da kan akıyor. Ya adamın hemen üzerine düştüm. Dedim ki ne oldu bana anlat falan. Adam benim polis olduğumu göre bak boynundan vurulmuş arkadaşlar. Adam beni görüyor polisim üzerindeyim. Dedim ne oldum adamın aynen bana dediği bu. Sektir lan seninle konuşmam ben. İlk dediği şey bu. Bak adam boynundan vurulmuş. Şu kadın da ağlıyor karısı o. E bu çete üyesi falan. Dedim ki kardeş dedim. Bak ne oldu kim? Şimdi ben bunun görüyorum yani boynundan vurulmuş. ölülecek herif. Dedim ki bana yardım et kim seni vurdu? Dedim yet evet, seninle konuşmam seninle sizlerle ben konuşmam. Direkt bunu söyleyeyim. Dedim ki aynen bunu söyledim hiç unutmam ismini. Dedim ki bak kardeşim seni birisi vurdu. Bak kanıyorsun ölme ihtimalin var. Hiç olmazsa bunu sana kim yaptı ismini ver ki onu yakalayalım. Boşa gitmesin. Dedi ki ben kendim halledeceğim. Dedi ki ben bu olayı kendim çözeceğim dedi. Dedim ki bak Allah etmesin yani şimdi ha, şey e, ambulans falan geliyor. Çok kötü kanıyorsun yani ölür ölürsen yani ne olacak? Bunu hiç olmazsa bize bunu söyle biz yapalım falan. Baktım böyle döndü konuşmuyor. E i̇şte ben elle falan e, Baskı falan yapıyorum kanını durdurmak için durduramıyor zaman kötü çok kötü kanıyor. Ya dedim bak en azından söyle kim yaptı? Kim yaptığını söyle. Baktım böyle durdu böyle bana baktı artık böyle kan boğazın içine mi gidiyor öksürüyor falan. Baktım yavaş yavaş şuurunu yitirmeye başlıyor artık anlamıyor musun? O, o duruma geldi bana söyledi ismini. Dedi benim kuzenim dedi. Kuzenim beni vurdu. Kuzenim Tayron beni vurdu dedi. Aynen böyle söyledi. Ne oldu dedim? Dedi beni vurdu. Dışarı arka kapıdan kaçtı gitti dedi. Hiç unutmam. Ondan sonra arkadaşlar bu arkadaş orada dururken hayatını kaybetti. Bitti. E ne oldu? Biz işte ben hemen anons ettim dedim ki işte kuzeni işte Tayron ismini falan verdim. Arka kapıdan güneye doğru kaçmış falan dedim. İşte köpeği falan getirdiler. Ee, köpekle köpekler işte bunun araştırmasını falan yaptık. Eee ee, çocuğu sonradan zaten yakalamıştık bu olaydan dolayı. Demek istediğim çete üyelerine gelince arkadaşlar. Bak çete üyelerine gelince adamlar ölmeyi tercih ediyor. Polislerle hiçbir şey yapmayı tercih etmiyor. Bir nevi böyle hani hayvanat ya hayvan gibi yani şimdi hayvan derken saldırı amaçlı hayvan demiyorum hani hayvanların e bir köpeği kıstırırsın, köpek sana saldırır, bir kediyi kıstırırsın, ne saldırır. Onlar da böyle yani hiç bugünü düşünüyorlar, yarın düşünmüyorlar. Yani bugün kurtulalım, yarın Allah büyük falan diyorlar. Anladın mı? Yani bu çete üyeleri gerçekten e, böyle arkadaşlar. Yani bunun gibi e, inanılmaz çok daha değişik fazla hikayelerimiz var. E, ama Amerika çete üyelerine gelince ben hayatımda böyle bir şey görmedim ya. Yani ne e, saygı, saygı adı altında bütün hayatlarını içe saç, hiçe sayıyorlar. Bak, bir çete üyesine saygısızlık yap, adamın umrunda bile değil. Adamın umrunda bile değil kim olduğun. %100 e, sana bir şekilde saldıracak. Polis olursun bak polis olduğum zaman bile ben bunu öteki polisleri eğitirken söylüyorum. Bak Türkiye'deki polis kardeşlerime de sesleniyor. Zaten bunu bizim polis kardeşler bilir. Yeni olan, e, acemi olan polis kardeşlere söyleyeceğim. Arkadaşlar Türkiye'de hani duygularımıza yenik düşmemiz çok kolay oluyor. Kim olursa olsun saygı göstereceksin. Ben hiç unutmam çete üyelerine falan yanına giderdim. Kavga ederdik falan filan. Adamlar derdi ki bak kavga ederken bile bana saygı göster ben de sana saygı gösteririm. Bana saygı göstermezsen respect diyorlar İngilizce'de. Bana göstermezsen ben de sana göstermem. Muhabbeti umurlarında bile değil. Hapise girmektir, polisle çatışmaktır, polisin bunları vurup öldürmesidir. Bu polis umurlarında bile değil. Çete üyeleri saygı istiyor. Saygı bunlar için her şeydir. Ee, ben hiç unutmam. Ben defalarca olay yerine giderim. Çete üyeleri bana bağırır çağırırdı falan filan küfür ederdi. Ben bakardım derdim ki. Dedim bak kardeşim kimse. Ben sana saygısızlık yapıyor muyum şu anda? Ben çete üyelerini böyle kontrol ederdim genelde. Ben bağırdım. Ben sana şu anda saygısızlık yaptım mı? Hep yapmadım. Olay yerine beni çağırdılar. Ben bundan dolayı buradayım. İşim değil mi? Ben sana saygısızlık yapmıyorum. Seninle efendi bir şekilde konuşuyorum. Sen niye bana saygısızlık yapıyorsun? Sen saygı... Şu anda benim sana saygı duymamı istiyorsun. Değil mi? Böyle konuşuyorum heriflerle. Benim sana saygı duymamı istiyorsun. Ben de aynısını senden bekliyorum. Sen bana saygı duyarsan ben de sana saygı duyacağım. Ben bunu derdim. Yemin ederim arkadaşlar hiç unutmam. Bak defalarca böyle konuştuğum zaman adamlar e, genelde biraz daha saygılı konuşuyordu. Adamı tutuklardım. Herhangi bir konu hakkında ya. Bir çete üyesini bir şekilde tutuklardım. Sinirlenir değişti işte küfür eterdi falan filan. Derim ki kardeşim hiç unutma. Bana sinirlenme. Ben sana senin üzerine bir suç mu attım? Ben atmadım değil mi? Benim seni tutuklamamın sebebi şudur. Ya da şudur. Yani kendi yaptığın hata yüzünden bana sinirlenme. Ben bunu derdim. Bak konuştuğum zaman e, inanılmaz bir şekilde bazıları gerçekten haklısın. Bak benim de kavga edip küfür edip falan filan. Ben bu şekilde onlarla konuşup ondan sonra bana tamam lan sen haklısın deyip de sakinleşen insanlar oldu defalarca. Türkiye'de de yer, dünyanın her yerinde de yer. Kim olursan ol her defasında yemez aynı fikirdeyim. Yani ben de bunu da şöyle söyleyip de hiç umurlarında olmayan bir sürü çatı üyesi oldu. Sadece demek istediğim arkadaşlar Türkiye'de bile saygı, saygı şimdi bir insan nasıl bileyim ya bir tanesi adam gitmiş e, birisini öldürmüş e, buna saygı duymak bununla aynı fikirde olmak anlamına gelmiyor. Saygı duymak profesyonel olmak anlamına geliyor. Yani adama gidip küfür atmaya gerek yok, dövmeye gerek yok. Onu demek istiyorum. Saygılı davrandığın zaman seninle olan ilişkisi daha iyi oluyor. Yani işini bir nevi kolaylaştırıyor arkadaşlar. Soruşturmadan bahsettik değil mi? Soruşturmada bile saygı gösterdiğin zaman bazen bayağı yardım ediyor sana. Bunu demek istiyorum. Anlayabiliyorsunuz. Bak size kaç tane hikaye anlattım arkadaşlar. Size kaç defa hikaye anlattım.